Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bazı yayınlarda mutlaka denk gelmişsinizdir. Chat'te güzel bir soru geldiğinde veya güzel bir yazı geldiğinde yayıncılar ekranda farklı bir overlay ile birlikte o yazıyı ekrana veriyorlar. Ve bana gelen bazı sorular da bunun nasıl yapılacağıyla alakalıydı. Ben de bunun üzerine bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Ama çok bu dedim. Şimdi fazla uzatmadan hemen size bu overlay'in bir ön izlemesini göstereceğim. Şöyle bir bakalım. Umarım şimdi daha iyi anlatabilmişimdir bu görüntüyle birlikte. Şimdi sizlerle birlikte bu overlay şekli nasıl yapılıyor buna bakacağız. Videoya geçmeden önce hemen kısaca her zaman söylediğimiz gibi bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Açıklamalar kısmında bu sitenin linkini bırakacağım sizlere. Featured.chat adresine giriş sağlıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken şey sağ üst taraftan Twitch ile birlikte bu siteye login olmak. Ben hemen tıklıyorum. Tabii siz ilk defa yapıyorsanız eğer burada size işte şunları ulaşacağız. Kabul ediyor musun? Yetkilendir diyor musun? Diyor. Oraya yetkilendir deyip bu panele giriyoruz. Bu panele giriş sağladıktan sonra sizde bu şekilde olacak. Ben daha önceden yaptığım için enable gözüküyordu. Size bu şekilde gelecek. Burada yapmanız gereken şey enable featured.chat tuşuna tıklamak ve sonrasında gördüğünüz gibi bu sayfanın okey olması. Sonrasında burada ne yapıyoruz? Hemen sağ alt tarafa geldiğimiz zaman burada bakın main kısmı var. Main yazan yer. Buradaki linki buradan kopyalıyoruz ve sonrasında OBS'imize giriş sağlayıp kaynaklar kısmına sağ tıklayıp ekle diyoruz ve oradan tarayıcı ekle deyip bu linki tarayıcı olarak OBS'imize ekliyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken şey nedir? Buraya geliyoruz. Burada mesela temalar var. Burada temalara tıkladığınızda yani o yazının ekrana nasıl gözükmesini, nasıl bir overlay ile gelmesini istiyorsanız buradan ayarlıyorsunuz. Burada mesela original design, Twitch 2020'ye tıkladığınızda gördüğünüz gibi burada bir yazı karakteri değişti. Noir diye bir şey var. Buna tıkladığınızda böyle bir şey oldu. Tekrar terminal kısmına tıkladık. Terminal kısmına tıkladığımızda ha bak böyle değişik böyle tarz bir şey de çıkmış oldu. Böyle bir şey de kullanabilirsiniz. Glitch Gon diye bir şey var. Burada da bu şekilde geliyor. Bence gayet yeterli, kafi, güzel. Ben orijinal dizaynda kullanıyorum. Bunu da söyleyeyim sizlere. Sonrasında burada istediğiniz renkleri burada kendi temanıza uygun bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada Show User Badge diyor. Bunu kapatırsanız eğer ne oluyor? Eğer abone ise burada abonelik simgesi çıkıyor. İşte VIP ise VIP simgesi çıkıyor vesaire gibi bir şey bu. Show User Profile Image dediği de chatte yazan kişinin profil fotoğrafı burada çıksın mı çıkmasın mı onu okeyliyoruz. Ben onların hepsini okey diyorum. Açık bırakıyorum. Sonrasında şöyle sağ tarafa geçtiğimizde burada tam olarak nerede çıkmasını istediğimize karar veriyoruz. Position kısmında işte left var, center var, ekranın ortasında çıkıyor. İşte ne bileyim right'ı seçerseniz sağ tarafta çıkıyor. Right sağ mıydı, sol muydu? Neyse işte anladınız siz onu. Ben genelde left'te kullanıyorum. Bir de burada diyor ki mesaj kaç saniye ekranda duracak? Burada istediğiniz süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu genelde 25 saniyede kullanıyorum. Yani bir mesaj geldiğinde ve bunu ben ekrana yansıtacaksam eğer 25 saniye burada durmasını istiyorum. Sonrasında aşağı indiğimizde bildirim ekrana geldiğinde bir ses çıksın mı diyor. Ben bunu kullanıyorum bu arada. Çok güzel sesler var. Bunu açıyorum ve buradan sesi seçiyoruz. Öncelikle mesela what to play tıklayalım. Mesela bell 1 diyelim. Buradan bir sesi ön dinleme yapalım. Böyle bir zil sesi var. Biraz daha aşağı işte bomb var mesela. Diye geliyor. Cat meow. Bu sesle birlikte geliyor. Bence buradan bir şey seçebilirsiniz. Ben hangisini kullanıyordum? Ben hangisini kullandığını unuttum. He ben vibrating, titreşim kullanıyordum. Dur. Titreşim ne diye geçiyordu? He cell phone vibrate. Ben bunu kullanıyorum. Ben bunu kullanıyorum. Sonra burada yapabileceğiniz bir şey var. Mesela geldiniz aşağı. Bildiğiniz üzere bizim sadakat puanlarımız var. Twitch sadakat puanlarımız. Sadakat puanlarımızda da mesajınızı vurgulayın diye bir
Basic olarak Twitch'le beraber gelen Highlights bölümü var. Mesajını vurgulayarak chat'e gönderen kişinin mesajını otomatik olarak ekrana yansıtıyor. Bunun için de Automatically Put Highlighted Message into the On-Deck QA. Direkt bunu açıyorsunuz, yani sırayı alıyor. Aslında bunun da detayına değineceğiz birazdan. Sonrasında burada yapmanız gereken başka hiçbir ayar kalmıyor. Yapacağınız her şey bu kadar. Şimdi burada bunu nasıl kullanabilirsiniz onu anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta My Dashboard bölümü var. My Dashboard bölümüne girdiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor. Ben şimdi hemen buradan şöyle bir şey yapacağım. Ha bakın, burada işte benim dünkü chatten kalan yazılar var. Eğer siz bunu ben kendim göreyim, kendim onaylayayım ve sadece onayladıklarım ekrana çıksın derseniz eğer, şöyle bir şey yap. Mesela Karde burada yazmış. Bunu ben artıya tıklıyorum. Artıya tıkladığımda benim buraya geliyor. Yani buradaki panelime geliyor. Zamanı geldiğinde, yani ben bu mesajı ekrana çıkartmak istediğimde, bu daha çok soru cevap yayını yapıyorsanız gelen soruları kaçırmamak için buradan ekleyebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Burada hemen diyorsunuz click to show this message. Buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi yazı ekrana gidiyor ve 25 saniye sonra buradan kaybolacak. İkinci seçenek, yani ikinci durumumuza geliyoruz. Mesajınızı vurgulayın kısmı, yani sadakat puanlarıyla alınan mesajınızı vurgulayın kısmı. İnsanlar mesajınızı vurgulayınla bir yazı yazdıysa eğer, direkt otomatik olarak siz buradan artıya tıklamadan otomatikman buradaki alana atıyor. Yani sıraya alma bölümüne alıyor. Otomatik alıyor bunu. Siz basmıyorsunuz. Şunu yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki hemen burada sağ tarafta gördüğünüz gibi play butonu var. Yayına girdiğinizde bu play butonuna bastığınızda gördüğünüz gibi açık kalıyor. Biri, hatta şöyle hemen göstereyim size, mesajınızı vurgulayınla selamlar yazdım. Bakın gördüğünüz gibi otomatik olarak bunu benim ekranıma yolladı. Bunu birazdan ben size OBS üzerinde de göstereceğim bu arada, merak etmeyin. Mesajınızı vurgulayın sadakat puanıyla alınan mesajlar direkt olarak yayınınızda çıkacak. Sizin herhangi bir onay yapmanıza gerek kalmadan. Şimdi hemen bir sağlamamızı yapıyoruz. Hemen sağ alt köşeden sadakat puanlarıma geliyorum. Buradan mesajınızı vurgulayını seçiyorum ve diyorum ki işte selamlar, merhaba, iyi yayınlar dediğimde gördüğünüz gibi otomatik olarak sol alt tarafta OBS'imizde overlay'li bir şekilde selamlar, merhaba, iyi yayınlar yazımız geliyor. Bu şekilde de izleyicileriniz vurguladıkları mesajı ekranda görebiliyorlar. Ama dediğim gibi mutlaka yayını açmadan önce buradaki play tuşuna basmanız gerekiyor ki mesajınızı vurgulayın ile gelen mesajlar otomatik olarak yayınınıza iletilsin. Bunu atlamayın lütfen. Yani kısacası gördüğünüz gibi bu kadar kolay bir şekilde farklı bir overlay ile chatinizdeki soruları veya güzel yazıları yayınınıza verebilirsiniz. Eğer bu tarz içeriklerin de devamının gelmesini istiyorsanız eğer, lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.